Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında Bodrum'da hafriyat döküm alanında fidan dikimi yapıldı. Nereden alınıyor? Aa, gördük. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki Bodrum Orman İşletme Şefliği personelince dikim için hazırlanan hafriyat döküm alanında gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğinde aralarında zakkum, fıstık çamı, servi, ceviz ve bademin de olduğu 2000'e yakın fidan dikildi. Pandemi nedeniyle sınırlı katılımla yapılan ağaç dikimine Kaymakam Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Denetimli Serbestlik Müdürü Ruşen Doğan ve kurum personelleri, öğrenciler, öğretmenler, orman işçileri ve vatandaşlar katıldı. Ellerine çapaları alan yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenleri, velileriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Bodrum protokolü de fidan dikimi yaptı. Dikilen fidanların can suları verildi. Etkinlik öncesi öğrencilere sosyal mesafe uyarılarında bulunan Kaymakam Yılmaz şunları söyledi. Orman İşletme Şefliğimizin görevlileri zaten ağaçlarımızı dikecek. Biz de bugünün önemine binaen bir farkındalık oluşturmak adına biz de ağaç dikeceğiz. Ama ağaç dikerken bu dediğim gibi biraz önce ifade ettiğim gibi hijyen konusuna, mesafe konusuna çok dikkat edeceğiz. Benim sizden ricam bugün özellikle bu konuda hassas hareket ettiniz. İnşallah burayı ağaçlandıracağız. Karşı yamaçlarda olduğu gibi burası büyükşehirin malzeme birikimleri, hafriyatlarıydı. Kısa sürede inşallah burası da o. Yeşillik. Tabii yeşillik çok önemli. Ormanlarımız çok önemli. Ağaçlandırma önemli. Etkinliğe katılan Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi Sera Akbulut, ağaç dikmeyi çok sevdiğini ifade ederek, ağaç dikmek çok güzel bir duygu. Bir sene önce de dikmiştim dedi. Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ela Kaya da, bugün ağaç dikme etkinliğine geldim. Çok güzel bir yer. Burada çok güzel ağaçlar olacağına inanıyorum. Birçok insan katkı sağlıyor. Ben aynı zamanda Tema Vakfı gönüllüsüyüm. Ben bahçeme ağaç dikiyorum. Bundan sonra da dikeceğim dedi.